Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Temmuz 2021 Perşembe. Ben Taner Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 189 milyona yaklaştı. 190 milyona yaklaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 75 bini aşmış durumda. Ama öncesinde bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bundan 5 yıl önce bugün Türkiye demokrasisinde çok kötü bir gün yaşanmıştı. Bir darbe girişimi yaşanmıştı. Terörist FETÖ'lülerçi FETÖ örgütü tarafından ve o günden bugüne Türkiye'nin kaybettiği çok şey oldu. Üstüne üstlük bugün sabah saatlerinde resmi gazetenin bir haberiyle, resmi gazetede yayınlanan bir kararla uyandı Türkiye. Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak 2020'de rektör olarak atanan Melih Bulu gene Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeleri öğrenmek üzere biraz sonra arkadaşımız Şükran Şençekirçer'e bağlanacağız ama onun bağlantısında kısa bir sıkıntı yaşandı. O yüzden bunu biraz sonraya bırakıyoruz. Koronavirüs salgındaki son duruma, Türkiye'deki son duruma gelirsek, dün Sağlık Bakanlığı verilerine göre 238.867 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 6.907 yeni vakaya rastlanmış. Vaka sayısında bir hafta önceye göre ciddi bir artış olduğu gözden kaçırılmamalı. Vefat sayısını 43 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı. Böylece 50 binin üzerinde vatandaşımızı bir yıl içinde koronavirüs salgınında kurban verdik. İyileşen hasta sayısını 5063 olarak vermiş Sağlık Bakanlığı ve yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar Türkiye'de toplam 60.471.752 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Normalde her pazartesi sabahı Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile ekonomideki gelişmeleri değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Ama bu hafta başında Ümit Bey uçakta olduğu için, yolculukta olduğu için bağlanamamıştık. O bağlantıyı bugün erteledik. Şimdi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ümit Bey, isterseniz önce ekonomik gelişmelere dönmeden önce bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, az önce de söyledim, 5 yıl önce bugün Türkiye'de demokrasi tarihinde çok kötü bir gün yaşandı. O günden bugüne baktığımızda bunun birçok boyutu tartışılabilir ama ekonomik boyuta baktığımız zaman bu darbe girişimi Türkiye'ye neler kaybettirdi? Şimdi tabii Türkiye ekonomisi sadece 2016 yılından bu yana değil, 2013 yılından bu yana aşağı gidiyor. Yani o sene işte 2002'de AK Parti iktidara geldikten sonra başlayan olumlu trend sona erdi. Çünkü bu ekonomi tabii tek başına bir olgu değil. Bütün siyasetle, toplumsal olaylarla bir bütün. Ve Türkiye 2013'ten beri gitgide artan bir istikrarsızlık içine düştü siyasi ve toplumsal olarak. Bu da ekonomiyi aşağı çekti. Ama tabii 2016 darbe girişimi özellikle önemli bir kırılma noktasıydı. Belki o zamana kadar biraz daha yavaş devam eden kötüleşme 2016'dan bu yana ciddi şekilde hız kazandı. Tabi bunun bir sebebi hani bu darbe girişiminin önlenmesinden sonra aslında hani bugünkü işte konan bayramın adı Demokrasi ve Milli Birlik Günü gerçekten de demokrasiyi ilerletme ve bir milli birliği sağlama yönünde bir fırsat vardı. Ama bu fırsat kullanılmadı. İktidar darbe sonrası durumu demokrasiyi derinleştirme veya milli birliği sağlama yerine iktidarını sağlamlaştırma yönünde tercihler kullandı ve Türkiye demokrasiden iyicene uzaklaştı. Yani şu anda Türkiye'nin hangi objektif kriterlerle bakarsanız demokratik bir ülke olduğunu söylemek zor. Zaten uluslararası muhtelif teşkilatların raporlarında, araştırma raporlarında da bu sıkça artık görülüyor. Yani Türkiye hibrit rejim olarak nitelenen bir hale geldi. Tabii Türkiye bir İran veya Rusya değil. Yani petrol gelirleriyle bir otoriter rejimi ayakta tutacak bir imkanı yok. Onun için demokratikleşme Türkiye için, ekonomi için olumlu bir adım olur. Hani ne zaman tekrar demokratikleşme yoluna dönersek ekonominin de bundan olumlu yönde etkileneceğini düşünüyorum. Ümit Bey, arkadaşımız Şükran Şençekirçer şu anda hatta ve Boğaziçi Üniversitesi önünde. Şükran, günaydın. Günaydın.
Şükran, Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 ay önce, bundan yaklaşık 6 ay önce alınan yanlış karardan bu sabah itibariyle geri dönüldü. Üniversitede bugün durum ne? 6 ay boyunca direnen öğrencilerin ve akademisyenlerin, sabah saat daha çok erken biliyorum ama görüşleri nasıl? Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Profesör Doktor Melih Bulu bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alındı. Melih Bulu aslında göreve de bu şekilde gelmişti. Bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla gelmişti. Ve üniversitenin bileşenleri, hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri Melih Bulu'yu bu yüzden protesto ediyorlardı. Sabah şaşkınlıkla uyandı öğrenciler ve akademisyenler. Biz de konuştuğumuz kadarıyla karardan çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi önündeyiz. Alp Akış çekiyor beni ve kimse şu anda okulun önünde pek bir kalabalık yok. Ciddi bir polis kalabalığı da yok. 6 aydır burada biliyorsunuz önemli bir polis kalabalığı da şahit olmuştuk burada muhabirlik yaparken. Ama şimdilik Boğaziçi Üniversitesi'nin önü boş ama öğrenciler ve akademisyenler okula geleceklerini söylediler. Biraz size eylemlerin geçmişini anlatayım. Melih bunu protesto ediyordu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi rektörünü kendi seçme geleneği olan bir üniversiteydi. Fakat Cumhurbaşkanı kararıyla artık rektörlerin atanması karar verildikten sonra Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ikinci rektör olmuştu. İlk rektör Boğaziçi Üniversitesi içindendi. Ona da bir tepki çıkmıştı üniversiteden ama asıl Melih Bulu'ya karşı ciddi bir tepki gösterildi. Ve eylemler 6 aydır devam etti. Öğrenciler ve akademisyenler Melih Bulu'nun istifasını talep ettiler. Fakat Melih Bulu istifa etmeyi düşünmediğini, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün kendisinin hayali olduğunu söyledi. Ve özellikle göreve ilk geldiği günlerde çıktığı bir televizyon programında eylemlerin 6 ay içinde bitireceğini düşündüğünü söyledi. Evet, sanırım Şükran'ın bağlantında kesiklik olduğu, Şükran sen bizi duyabiliyorsan, biz seni şu anda duyamıyoruz. Görüntünde donukluk var. Ben anlatmaya devam edeceğim. Sesim geliyor mu acaba? Gayet iyi geliyor şu anda. Şükran, maalesef biz seni duymakta zorlanıyoruz. Sesin çok kesik kesik geliyor. Çok teşekkür ederiz. İyi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ümit Bey, siz bu İlginç olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 6 ay önce bir rektör atandı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Üstüne üstlük köklü gelenekleri olan bir üniversite olmasına rağmen ve bugüne geldiğimizde görünen o ki bu karardan geri dönüldü ve yerine kimin atanacağı da belli değil açıkçası şu anda Melih Bulu'nun. Bu tip gelişmeler Türkiye'yi ve hem ekonomiyi hem de Türkiye demokrasisini sizce nasıl etkiliyor? Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin çok önemli bir değeri ve özellikle ekonomisine çok önemli katkıda bulunan bir kurum. Gerek akademik çalışmalarıyla, gerek girişimci ve üst düzey profesyonel yetiştirmesiyle böyle bir değere zarar verilmemesi gerekirdi. Maalesef bu sene başındaki yanlış uygulamadan dolayı okul çok büyük hasar aldı ve tahmin ediyorum üniversite senatosundaki olan olaylar ve yönetimdeki değişiklikler sebebiyle hani bundan sonra biraz baskının dozu azalsa da bu hasarın onarılması kolay görülmüyor. Yani sonuçta en değerli hocalardan ve öğrencilerden başka alternatifler arayacak olanlar mutlaka olmuştur ve olacaktır. Ve bu üniversitenin yurt içi ve yurt dışındaki algısını da olumsuz yönde etkileyecektir. Onun için maalesef ciddi bir hasar ortada olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ister istemez ekonomiye de yansır. Hani dikkat ederseniz zaten Türkiye son birkaç senede çok ciddi dışarıya göç veren bir ülke haline geldi. Yani Türkiye ilginç bir şekilde hem göç alıyor hem göç veriyor. Fakat gelen göç işte Suriye'den, Afganistan'dan kaçan ve oldukça zor durumda olan mülteciler iken ayrılanlar daha ziyade hani toplumun en katma değerli işlerini yapan insanlar oluyor. Onun için Türkiye'nin ekonomik kapasitesi açısından ciddi bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunu durdurmak için bir an önce gerekli önlemleri almamızda fayda var.
Ümit Bey, koronavirüs salgını başladığından beri sizinle birlikte yaptığımız yayınlarda hep konuştuğumuz konulardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle salgının ağırlaştığı dönemden itibaren uygulanan sübvansiyonlar, devletin halkına verdiği destek ve bu destekle oluşan sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tabii ki birçok gelişmiş ülkede parasal genişleme, piyasada çok paranın bulunmasıydı ve siz bunu bir deney olarak nitelendiriyordunuz Amerika'dakini ve bu deneyin en olası sonucunun enflasyonun artması olabileceğini söylüyordunuz ki geçtiğimiz aylarda bu enflasyonun artmasına rağmen çok tehlikeli olmadığını görüşünü paylaşıyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık enflasyon %5,4 gibi bir rakam olarak açıklandı. Amerika için yüksek bir rakam ancak yine yıllık projeksiyona baktığımızda Amerika Merkez Bankası Fed'in hedefleri içinde doğal yerde gittiği düşünülebilir enflasyonun. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon hem Amerikan hem dünya hem de Türkiye ekonomisini nasıl etkiler sizce? Tabii Amerika dünyadaki hala en büyük ekonomi olarak Amerika ekonomisinin seyri bütün dünyadaki piyasaları etkileyen en önemli faktör. Enflasyon konusunda dediğiniz gibi %5'i aşması önemli bir gelişme ve bu sefer çekirdek enflasyondaki artış da oldukça yüksek. Tabii faizlerin bulunduğu yerin altını çizmek lazım. Enflasyonun %5,5'a yaklaştığı bir ortamda faizler hala 0 ile 0.5 aralığında. Yani kısa vadede eksi %5 bir reel faiz var. Hani sanıyorum böyle bir negatif reel faiz son 100 yılda görülmemiştir. İşte 1970'lerde enflasyonun bir ara çok yükseldiği dönemde kısa dönemlerde bu olmuş olabilir ama faiz artışları hemen bunların peşinden geldiği için bu büyük negatif reel faiz pek kalıcı olmamıştı. Zaten bu kadar düşük bir reel faiz varken enflasyonun hareketlenmesi çok doğal bir gelişme. Buna paralel olarak nominal faizlerin de bir miktar yükseleceğini tahmin edebiliriz. Yani burada kısa vadeli faiz artışları belki biraz öne çekilecektir. Uzun vadeli faizlerde de bu koronavirüs olaylarının başlamasından önce olduğumuz belki %2-3 arası bir yere 10 yıllık Amerikan hazine bonosu faizi gelecektir. Ve enflasyon da eğer biraz yavaşlarsa mesela %3,5-4'e doğru inerse daha düşük bir negatif reel faizde ekonomi bir dengeye gelecektir. Ama tahmin ediyorum ciddi bir pozitif reel faiz yani %2-3 seviyesinde bir pozitif reel faizin görülmesi makroekonomik olarak orta vadede imkansız. Yani çünkü ekonomilerdeki borç dengeleri ve kamu politikaları itibariyle negatif reel faiz kalıcı hale gelmiş gibi görünüyor. Ama soru bu negatif reel faizin hangi nominal faiz seviyesinde olacağı? Hani mesela %2 uzun vadeli faiz ve %3 enflasyon mu yoksa biraz daha aşağıda bir enflasyon ve faiz mi? Hani bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii dünyadaki enflasyonist ortamın Türkiye'deki enflasyona da bir katkısı oluyor. Yani özellikle de emtia fiyatları kanalından hızlı bir etkisi oluyor. Türkiye'de de enflasyonun son bir senede yine yukarı doğru gitmesinde Türkiye'nin makroekonomik koşulları kadar hani dünyadaki enflasyonist ortamında katkısı var. Ülkemize döndüğümüz zaman Türkiye'de enflasyon hedefleri zaten çok uzun yıllardır tutmuyor. Bir taraftan işsizlik ve istihdam verilerini de açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu ve istihdam azalırken İstihdam da azalmış, işsizlik de artmış. Böyle bir denklem nasıl mümkün? Valla işte iş gücüne katılım oranı sürekli düşüyor Türkiye'de. Ve iş gücüne katılımın niye düştüğü konusunda da tatmin edici bir açıklama kimseden gelmiyor. Hani muhtemelen bu sayma stiliyle ilgili bir mesele. Zaten bu konu 6 ay kadar önce ilk bir ara çok ciddi tartışılmıştı. O sırada aslında dünya istatistiklerine, Türk istatistiklerinin büyük ölçüde uyumlu olduğu ama bu dünyadaki ölçüm, yani genel kabul görmüş ölçüm mekanizmalarının Türkiye şartlarına her bakımdan çok iyi uymuyor olabileceği tartışılmıştı. Fakat o günden bu yana veri kalitesi hakkındaki endişeler de arttı. Yani muhtemelen hem teknik bir takım
problemler var, hem de bunun üzerine biraz bu rakamları baskılamak için bir çaba da söz konusu. Zaten TÜİK'teki çeşitli istifalar, görev almalar vesaire de sanki bu yöne işaret ediyor gibi. Yani işsizlik oranının yani gerçekte ne kadar yüksek olduğunu açıklamamak için bir çaba var. Ama tabii bu biraz beyhude bir çaba. Çünkü herkes Türkiye'deki o yaş grubundaki nüfus adedini biliyor. Çalışan insan sayısını da biliyor. İstihdam oranlarından giderek işsizliğin daha geniş bir tanımı hakkında tahminler yapmak mümkün. Bu nereden bakarsanız bakın %20-30 gibi yerlerde çıkacak. Yani onun için bu işsizlik sorununun çok ciddi, hatta belki Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Ümit Bey, bundan yaklaşık 5 ay önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve başkanlığındaki para politikası kurulu faizleri %19'a yükseltti politika faizini ve bunun arkasından görevden alındı. Yerine de faiz indirimini savunan Yeni Şafak yazarı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı. Ancak o günden bugüne baktığımızda faizde, politika faizinde bir indirim görülemedi. Hatta arttırma olmaması için başka yan yollara sapıldı. Sizce bu değişim Türkiye ekonomisini nasıl etkiledi ve önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi öngörebilir miyiz? Valla zaten Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini görmek çok zor değil. Kura ve borsaya baktığımız zaman piyasa bu konuda cevabını vermiş durumda. Görevden alma gününden beridir borsa sürekli aşağı gidiyor, kur da sürekli yukarı çıkıyor. Yani bu Türkiye ekonomisine olan güvenin dünyada oldukça azaldığını gösteriyor. Yani maalesef faiz konusunda ki bu takıntının tabii makroekonomi üzerinde çok olumsuz etkileri var. Yani kimse Türkiye'de 1990'larda olduğu gibi bir astronomik reel faiz verilmesini savunmuyor. Zaten hani IMF de ve dünya akademik çevreleri de o günden bu yana çok değişti. Ve gelişmekte olan ülkelerin yüksek reel faiz politikasının çok da faydalı bir şey olmadığı tespit edildi. Bunun için sonuçta akademik çevrelerde de, ekonomi bürokrasilerinde de daha mutedil faiz ortamları savunulur hale geldi. Ama ciddi bir negatif reel faiz, ki şu anda açıklanan enflasyon %17-18 seviyesindeyken, halkın enflasyon algısı da %25-30 arasındayken, bu faiz oranı çok ciddi bir negatif reel faize işaret ediyor. Bu durumda da kimse TL'yi bir tasarruf aracı olarak görmüyor. Bunun da makroekonomik kırılganlığı arttırıcı bir etkisi var. 2001'deki reformlarla başlayıp 2013'e kadar devam eden süreç aslında Türk parasının değerinin muhafaza edilmesi süreciydi. Yani aslında Türkiye güçlü para sahibi olduğu bir dönemde hızlı büyüyebildi. Hani bu da biraz güven ortamının artması, risklerin azalması ve algının iyileşmesinin bir sonucuydu. Şu anda tam bunun tersi bir durumdayız. Yani bir kısır döngüye girdik. İşte algı kötüleştikçe politika yapıcıların elindeki opsiyonlar kötüleşiyor. İşte durumu idare etmek için başka adımlar atılıyor. Bunlar durumu daha da kötüleştiriyor. Bu şekilde bir kısır döngü içindeyiz ve bu döngüden çıkmak için bir niyet henüz görünmüyor. Hani faiz de bunun aslında en kolay göstergesi. Hani tabii pek çok ekonomi politikalarında pek çok sıkıntılı alan var ama bu Merkez Bankası'nın yıllardır %5'lik bir enflasyon hedefinden bahsederken bunun yanına bile gelemememiz, faiz arttırma konusunda hani ekonomi bilimine aykırı olarak ifade edilen bazı görüşler ve enflasyona ve kurdaki artışa tolerans gösterilmesi tabii makroekonomik dengeleri bozuyor. Ümit Bey, son olarak bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu'nun görevden alınmasında katarak bu tezi öne sürüyorum ama ortada aslında gerçek real bir durum yok. Türkiye olur da bir seçim, erken seçim satına girerse, erken seçim tartışması başlarsa ekonomi bundan nasıl etkilenir? Türkiye ekonomisi bir erken seçim olmazsa 2023'e kadar bu şekilde yönetilebilir mi? Geçmişten farklı olarak ben erken seçimin illaki negatif olarak algılanacağını düşünmüyorum. Şöyle ki
Yine bu 2001-2013 arası dönemde Türkiye'de bir istikrar algısı olduğu için seçim buradaki olası bir değişikliğe işaret ediyordu ve olumsuz olarak algılanıyordu. Halbuki Türkiye'de şu anda siyasi istikrar, belki iktidarda bir istikrar olduğu belki söylenebilir ama ekonomide ve genelde politikalarda bir istikrar yok. İstikrarsızlık var ve bir yönetilememe sorunu var. Onun için seçim ve onun getirdiği belirsizliğin ekstra bir negatif etkisi olmayabilir. Tabii bir şey söylemek için erken, hani biraz erken seçime giden yolda ne gibi politikalar uygulanacağını da görmek lazım. Ama ben illaki bunun piyasada çok negatif algılanacağını düşünmüyorum. Pozitif bile algılanabilir. Ama şu açıdan size katılıyorum. Bir seçime hazırlanıldığı konusunda sinyaller artmaya başladı. Yani hem bu kamu bankalarındaki sermaye artışı haberi vardı. Saha mobilizasyonu başladığı anlaşılıyor. Hani çeşitli siyasi partilerin üyelerine sandık müşahitliği için aramalara başladığını duydum. Bir yandan seçim kanunu hakkında mecliste bir takım çalışmalar olduğu söyleniyor. Yani her kanaldan bir seçim hazırlığı yapıldığına dair işaretler geliyor. Ama bu ne zaman yapılacak bir seçime işaret ediyor? Sonbahar mı yoksa 2022 başı mı? Onu henüz söylemek için erken ama kesinlikle ufukta bir seçimin görüldüğüne dair işaretler artıyor diyebiliriz. Gari Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, gelelim hava durumuna. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretse de özellikle Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yağış ve fırtına bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar da şöyle: İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 40, Ankara 34, Trabzon 27, Erzurum 34 ve Diyarbakır 38 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.